Merhaba küçük arkadaşlar. Ben Levent Kırca, size küçük bir öykü anlatmaya geldim. Ne koydun lan kafana? Şapka taktım lan, balta bu, balta. Beyefendi, yaptığınızı beğeniyor musunuz? Beğeniyorum. Biraz kilolu oldu ama fena sayılmaz. Olacak O Kadar gibi efsane bir programa imza atan, sivri diliyle dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Levent Kırca'nın hayat hikayesine gelin birlikte göz atalım. Öğretmen bir anne ile ressam bir babanın ikinci çocuğu olan Levent Kırca, 28 Eylül 1950 yılında Samsun'da dünyaya gelir. Çocukluğunu Ankara'da geçiren Kırca, henüz lise yıllarında tiyatroyla tanışır. Yıllarca süren amatör oyunculuk macerasının ardından 1965'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya başlayan usta sanatçı 10 yıl boyunca birçok oyunda görev alır. 1975 yılında Nurdiner'le dünya evine giren ve eşiyle birlikte İstanbul'a taşınan Kırca, dizi çekimi için TRT ile anlaşır. Sanatını televizyonda sergileme şansı yakalayan duayen isim, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz adlı diziyle daha geniş kitlelere ulaşmayı başarır. Kırca'nın sinemaya geçişi ise 1978 yılında olur. Taşı Toprağı Altınşehir isimli filmde oynayan sanatçı, takip eden yıllarda daha çok televizyona iş yapar. 1985'te eşinden boşanan Kırca, aynı yıl içinde ileride pek çok başarılı işe imza atacağı oyuncu Oya Başar'la evlenir. Siyasi konuları ve toplumsal sorunları ele alacağı bir program yapmak isteyen Kırca, 1988 yılında Olacak O Kadar'ı çekmeye başlar. Usta oyuncu, tam 22 yıl süren ve bir efsane haline gelen programda yaptığı skeçlerle milyonların gönlünde taht kurmayı başarır. Süleyman Demirel'den Necmettin Erbakan'a, Bülent Ecevit'ten Mesut Yılmaz'a kadar birçok siyasetçiyi sert ve esprili bir dille eleştiren Kırca, halkın adeta tercümanı olur. Sayın Bülent Ecevit ve Sayın Rahşan Ecevit. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sayın Kırca, buna cevap vermeden önce Rahşan'la bir görüşeyim. Rahşan hoş geldiniz diyor, ne diyeyim? Hocam buyurun, temaşa edin. Yo, ilk söz Arap'ın olsun. Çadırın içi övgüyle de olsun. Bu da bize moral olsun. Süleyman çatlasın, Tansu sararsın, solsun. 2000 yılında ayrılan, ancak bir yıl sonra yeniden evlenen Levent Kırca Oya Başar çifti, 2005 yılında bir kez daha yollarını ayırır. Yıllarca reyntiklerde hep üst sıralarda olan Olacak O Kadar programı, çiftin boşanmasının ardından 2005 yılında sonlandırılır. 5 yıllık aranın ardından Fox TV'de yeniden ekranlara gelen yapım, eskisi kadar tutmayınca yayından kaldırılır. Sonraki süreçte siyasete atılma kararı alan sevilen oyuncu, 2009 yılında Üsküdar Belediye Başkanlığı için adaylığını koymuş fakat 4. sırada kalarak seçimi kazanamamıştır. 2010'lu yıllarda sanatından çok farklı olaylarla gündeme gelmeye başlayan Kırca, yaptığı ilginç açıklamalarla muhafazakar kesimin tepkisini toplamaya başlar. Sanılanın aksine ateist değil Müslüman olduğunu belirten Levent Kırca, "Elhamdülillah Müslümanım, sabah duamı etmeden evden çıkmam, bunu herkes bilir. Öte yandan şunu da ekleyeyim, içki de içmem, sigara da kullanmam. Ama benim üzerimden tahrifat yapılmaya başlandığında sarhoştur diyerek üstüme gelirler" şeklinde konuşur. Kadınların örtünmesinin İslam dininde yerinin olmadığını iddia eden Kırca sözlerine şöyle devam eder. "Dinimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'i kaç kişi okudu acaba? Kur'an'da baş örtülecek, saç görünmeyecek diye bir şey yok. 1500 yıl önce bütünüyle çıplak gezen, göğüsleri açık bir şekilde dolaşan Arap kadınlarına Kur'an-ı Kerim edep yerlerinizi örtün demiş. Hiçbir şeyi okumayanlar bari hiç olmazsa dinimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'i okuyuverin bir zahmet. 2013 yılına doğru gelindiğinde ise Kırca bu kez Fatih Altaylı ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelir. Altaylı'ya canlı yayında salak diyen Kırca'nın bu sözleri Fatih Altaylı'yı sevmeyenler tarafından takdirle karşılanır. Ben salak mıyım? Salaksın. Evet salak. Evet tabii. Tabii salak. Salaksın. Sen söyleyeceksin, ben dinleyeceğim. Ben salak mıyım diye sen kendin tamam. Söylüyorsun. Ben salak diyorum abi. Ben demin salak de dedin diyorum. Ki ben yalakayım ben dedin. Kendin yalakayım. Yalakayım dedim. Ben dedin. Salak mıyım dedim. Artık oyunculuk yapmayan ve ara sıra programlara konuk olarak katılan Kırca, 2014 yılında bir kez daha siyasete atılır.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İşçi Partisi'nden adaylığını açıklayan sanatçı 8. sırada kalarak yine hayal kırıklığı yaşar. Sonraki süreçte karaciğer kanserine yakalanan ve aylarca hastanede tedavi altına alınan oyuncu 2015 yılında hayata gözlerini yumar. Yaptığı skeçler, verdiği röportajlar ve sivri diliyle bir döneme damga vuran oyuncu ile ilgili çıkan son haber ise bıraktığı mirasla ilgili olur. Kırca'nın Oya Başar'dan olan çocukları, babalarının borcu nedeniyle kendilerine kalan mirası reddettiklerini açıklar. Videoyu vefat etmeden önce sevenlerine bir mektup yazan Levent Kırca'nın sözleriyle bitirelim. Kırca'nın son sözleri şöyle olur. Dik durun, adil olun, sabırlı olun. Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle. Atatürk'te kalın, hoşça kalın.